Milli teknoloji hamlesine aralıksız bir şekilde devam eden Türkiye Cumhuriyeti'nin tamamen milli kaynaklarla ürettiği savunma ürünlerinin kalitesi gerçekten dünyayı hayretler içerisinde bırakıyor. Türk savunma sanayinin geliştirdiği silah sistemleriyle uzun süredir yakından ilgilenen Macaristan çılgınca bir açıklama yaparak Türkiye'nin ürettiği tüm yerli silah sistemleriyle ilgilendiğini ve ordusunun tamamını Türk silahlarıyla donatmak istediğini ilan etti. MPT-76 gibi piyade tüfeklerinden tutun da fırtına obüslerine, Türk yapımı silahlı insansız hava araçlarından tutun da Altay tankına, zırhlı muharebe araçlarından tutun da Hürkuş ve Hürjet gibi taarruz uçaklarına kadar tüm yerli silah sistemleriyle ilgilendiklerini açıklayan Macaristan, milyarlarca dolar tutacak tarihi bir satın alıma hazırlanıyor. Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi, Türkiye'den silah satın alacak mısınız sorusuna yanıt olarak, sadece silah ve SİHA konusunda değil, bizim gözümüz Türk savunma sanayinin tüm ürünlerinde ifadelerini kullandı. Türk savunma sanayinin geliştirdiği tüm silah sistemleriyle yakından ilgilendiklerini ifade eden Büyükelçi, gözümüz Türk savunma sanayinin tüm ürettiği silah sistemlerinde ifadelerini kullanarak ordularının tamamen Türk silahlarıyla donatılması konusunda yakında harekete geçebileceklerinin altını çizdi. Türk silahlarının diğer rakiplerini geride bıraktığını aktaran Büyükelçi, sadece silahla değil, Türkiye'nin ürettiği her şeyle ilgileniyoruz ifadesiyle alt sistem ve teknoloji transferi konusunda da Türkiye ile yakından ilgilendiklerini ifade etmiş oldu. Macaristan'ın uzun süredir Bayraktar TB2'le ve Türkiye'nin geliştirdiği diğer insansız hava araçlarıyla ilgilendiğini ve bu konuda Türkiye ile yakın temaslar kurduğunu zaten biliyoruz. Bu konuda Türk yetkili makamlarıyla yakından çalışan Macaristan, Türkiye'den Anka, Aksungur ve Bayraktar TB2 SİHA satın alımı konusunda anlaşmaya imza atmıştı. Macaristan'a SİHA teslimatının yapılıp yapılmadığı konusunda net bilgimiz olmasa da ihracat anlaşması imzalandığını biliyoruz. Macaristan'ın hedefinde ise çok daha büyük bir plan var. Tüm ordularının envanterini Türk yapımı platformlarla değiştirmek istiyorlar. Böylece Türkiye Cumhuriyeti ile aralarındaki askeri ittifakı daha üst bir noktaya getirmek istiyorlar. Türkiye Cumhuriyeti ciddi bir manada savunma sanayi ihracatı gerçekleştirmeye başladı. Bu sene 6 milyar doları bulacak bir savunma sanayi ihracat rakamının gerçekleştirilmesi bekleniyor. Amacımızsa dünyada savunma sanayi sektöründeki pazar payımızı katlayarak artırmak, ancak bunu gerçekleştirmek için sadece SİHA ya da tüfek satmamız yeterli değil. Savunma sanayinin tüm alanlarında, tüm silah sistemlerinde ve alt sistemlerinde obüs, uçak, tank gibi çeşitli silah sistemlerini satabiliyor hale gelmemiz lazım. Şu an savunma sanayi ihracatımız genellikle zırhlı araçlar ve SİHA'lar üzerinden ilerlese de çok yakında bu durum değişecek ve bu ihraç ettiğimiz ürün çeşitliliğini ciddi oranda artıracak. Milli ve yerli teknolojiyle geliştirilen Ejder Yalçın zırhlı aracına sahip olan Macaristan'ın sıradaki hedefi Türkiye Cumhuriyeti'nden bütün silah sistemlerini satın almak. Bayraktar TB2 başta olmak üzere Aksungur ve Anka gibi platformlar hakkında da ihracat sözleşmeleri imzalayan Macaristan, yavaş yavaş envanterini Türk yapımı platformlarla çeşitlendirmeye başladı. Macaristan'a teslim edilen Ejder Yalçınlar ve Türk yapımı SİHA'ların ardından Türkiye Cumhuriyeti'nin piyade tüfekleri, obüsleri, daha farklı zırhlı araçları ve belki Altay tankı gibi ağır zırhlı platformları da Macaristan ordusunun envanterine kazandırılacak. Peki Macaristan neden tüm ordusunun envanterini Türk yapımı silah sistemleriyle değiştirmek istiyor? Çünkü ordularının envanteri oldukça karışık ve eskimiş durumda. Hal böyleyken oldukça güvenilir ve ucuza üretim yapan Türkiye Cumhuriyeti'nin geliştirdiği yeni nesil teknolojilere sahip olmak isteyen Macaristan aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti ile yakın bir müttefik ilişkisi kurmak istiyor. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti bölgede giderek artan bir hızla süper güç statüsüne doğru ilerliyor. İnşallah önümüzdeki 10 sene içerisinde Türkiye Cumhuriyeti bölgesel bir güç odağı olmaktan çıkıp küresel bir oyuncu haline gelecek. Süper güçlerle aşık atacak bir noktaya gelecek olan Türkiye Cumhuriyeti'nin bu noktada çok daha fazla müttefiye ihtiyacı olacak.
Diğer ülkeler de Türkiye ile müttefiklik ilişkisi kurmaya şimdiden başlıyorlar. Dikkat ederseniz dünyanın pek çok ülkesi Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı davranışlarını ciddi manada değiştirmeye başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kendilerinin ve dünyanın yeni bir lideri olarak görüyorlar. Bu sadece Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şahsiyetinde olan bir durum değil. Cumhurbaşkanlığı makamına kim gelirse gelsin bu ülkeler bu şekilde davranmaya devam edecekler. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti'nin artık küresel bir oyuncu olmaya başladığını fark etmiş durumdalar. Katar, Libya, Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan gibi ülkelere ek olarak Malezya, Filipinler, Japonya ve şimdi de Macaristan, Polonya, Ukrayna ve daha saymayı bitiremeyeceğimiz kadar sayıda ülke Türkiye Cumhuriyeti ile yakın müttefiklik ilişkileri kuruyor ve ikili ilişkilerini geliştirmek için ciddi manada fedakarlıklar yapıyorlar. Hal böyle olunca Türkiye Cumhuriyeti'nin küresel bir oyuncu olacağı şimdiden pek çok devlet tarafından kabul edilmiş durumda. Ancak bizim ne yazık ki içimizde yaşayan bazı kesimler Türkiye Cumhuriyeti'nin bir küresel oyuncu olabileceği fikrini bile asla kabul edemiyorlar. Ne yazık ki bu aşağılık kompleksinden bir türlü kurtulabilmiş değiliz. Bazı kimseler ve çevreler Türkiye Cumhuriyeti'nin bir süper güç olabileceğini asla kabul edemiyor. Bunu kendilerine layık göremiyorlar ama unutmayın, Türkiye Cumhuriyeti'nin Amerika'dan, Rusya'dan, Çin'den bir eksiği yok. Daha fazla çalışarak, azmederek, çabalayarak emin olun önümüzdeki süreçte bu devletlerle eşit sayılacak bir noktaya geleceğimizden emin olabilirsiniz diyelim. Allah yar ve yardımcımız olsun diyoruz. Kim bu vatan için bir taş üstüne taş koyuyorsa Rabbim hepsinden gani gani razı olsun. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı, bildirimlerinizi açık duruma getirerek yüklenen videolardan anında haberdar olmayı, bu tarz videoları beğeniyor ve devamının gelmesini istiyorsanız, videolarımızın alt kısmında görünen mavi renkli katıl butonu özelliğini kullanarak bizlere ve kanalımıza destek olmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Ya Kahhar.